sessizlik var burada, böyle gözümüzü kapattığınızda. Fulya, Aykut Taşkın ve Tahir Tayroviç'in yönetmenliğini yaptı. 2021 yapımı 1 saatlik belgesel Fulya vizyonda. Fulya, 2008'den beri profesyonel olarak gazetecilik yapan ve 2013 yılı itibariyle de saha muhabirliğine başlayan Fulya Öztürk'ün ve kameraman Halil Kahraman'ın Azerbaycan'da 44 gün süren vatan savaşı sırasında yaşadıklarını konu ediyor. Daha önce yayınlanmamış arşiv görüntülerinin yer aldığı belgeselde Azerbaycan halkının yaşadıkları, çektiği acılar ve kazandıkları zafer gözler önüne seriliyor. Film daha yayına girmeden Öztürk'ün Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki meslektaşları tarafından eleştiriler aldı. Küçücük, kan içindeydi, eli elime değdi. Çıkmamız lazım. Kurye. Dominik Cook'un yönetmenliğini yaptığı 2019 yapımı 1 saat 52 dakikalık dram, casusluk, gerilim ve biyografi türündeki Kurye vizyonda. Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba füze krizinin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI6 ve CIA tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Panskovski ile ilişki kurar. The weapons of war must be abolished before they abolish us. I'm asking you to stop going to Moscow. Sansür. Prano Belli Bond'un yönetmenliğini yaptığı 2021 yapımı 1 saat 52 dakikalık dram, casusluk, gerilim ve biyografi türündeki sansür vizyonda. Sansür, onay vermek için izlediği filmde kendi geçmişiyle bağlantılı sahneleri keşfeden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Başrolümüz Enid Bynes, filmlerde aşırı sahneleri kesmekle sorumlu bir kurgucudur. Yaptığı titiz çalışmalarından gurur duyan Enid, izleyicileri birçok zararlı etkiden korur. Onun korumaya yönelik tutumu, kısa bir süre önce gıyaben öldüğü ilan edilen kardeşinin ortadan kaybolmasının ayrıntılarını hatırlayamamasından kaynaklanan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Bir gün arşivden incelediği bir filmde geçmişi ve kız kardeşinin kayboluşuyla benzer unsurlar barındırdığını keşfeder. This depiction is dangerous. Come on, Enid. I'm cutting it. Paranormal hikayeler. Kaya Kasas, Alejandro Damiani ve Keridin El Halo'nun yönetmenliğini yaptığı 2020 yapımı 1 saat 57 dakikalık komedi, korku ve bilim kurgu türündeki film Paranormal Hikayeler vizyonda. Paranormal Hikayeler, geçmişinden izler taşıyan hikayeleri anlatan bir şovmene odaklanıyor. Brandon, geçimini yaptığı stand-up gösterileriyle sağlayan bir adamdır. Gösteriye çıktığı bir akşam anlattığı hikayelerin geçmişiyle bağlantılı olduğunu keşfeder. Brandon henüz tamamlamadığı hikayelere uygun makyaj yapıp yeniden sahneye çıkar ve anlattığı hikayelerin sonunda birbirleriyle bağlantılı olduğunu fark eder. Anlattığı her hikaye Brandon'ın geçmişinden izler taşımaktadır. Cinli Kabus. Mehmet Küt'ün yönetmenliğini yaptığı 2021 yapımı korku türündeki film Cinli Kabus vizyonda. Cinli Kabus, cinlerin musallat olduğu genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Başrolümüz Ezgi, gördüğü kabuslar nedeniyle sıkıntılı zamanlar yaşamaktadır. Babasının gizemli ölümünü aydınlatmaya çalışan Ezgi'ye bu sırada cinler musallat olur. Genç kadının içine düştüğü kabustan kurtulmayı başarabilecek midir? Ama kutuyu bulman gerekiyor Ezgi. Ne kutusu Selim abi?